Sarp, niye getirdin bizi buraya kadar? Ben evde verecektim ne güzel. Hadi soralım, neredeymiş? Yok, olmaz. Ya şu an çok önemli bir ameliyatın ortasındaysa? Ya biz bir hastanın hayatına mal olursak? Bak vallahi biz bu vebali ödeyemeyiz. Biz eve gidelim, ben evde vereyim telefonu, hadi. Ya ne saçmalıyorsun sen? Soralım işte neredeymiş. O zaman ben sorayım. Ben de geleceğim. Yok yok, sen gelme. Yani Sarp, şimdi sen akşam akşam dedikodu mu çıkartacaksın adamın teki Gül Hanım arıyor diye? Haklısın, tamam. Bekliyorum o zaman ben burada. Hah, bekle sen, bekle. Utal ya, utalamış. Merhaba. Merhaba. Doktor Gül Hanım'ı görecektim ben. Hangi Gül Hanım? Gül Özdemir, stajyer doktor. Ha, Gül Hanım. Gül Hanım nerede biliyor musun? Kemal Bey'le çalışıyorlar. Kemal Bey'in odasındadır. Birinci katta. Birinci kat. Tamam. Yasemin dur nereye? Yasemin. Dur nereye? Birinci kat. Ne yapıyor bu kız ya? Mesai dışı saatlerde girişim zamanında gecikmem var. Öyle olmaz. Bazı iyileştirmelere gitmek lazım. Hocam. Hı. 112 ile koordinasyonu arttırarak ambulansla tanı alır almaz ekibimizi uyaracak bir sistem üzerinde çalışamaz mıyız? Çok iyi fikir. Bunu kurula hemen sunalım. Gül, beni çok etkiliyorsun. Yani sadece çok çalışkan değil, aynı zamanda çok da zekisin. Gelmişken şu Mehmetsiz ablamı da göreyim bari. Gül. Bu kız kaç kişiyi birden idare ediyor ya? Yasemin. Yasemin nereye kayboldu? Niye beklemiyorsun beni? Sarp hadi eve gidelim biz hadi. Ablana telefonunu verseydik. Ben verdim. Verdin mi? Ha verdim. Çok teşekkür etti. Çok sevindim de sana da çok selam var. Ben de bir görseydim. Sen görme onu. Çünkü o çok önemli bir toplantıdaydı, çok önemli bir toplantıdaydı. Ben toplantının tam ortasında girdim. O yüzden hiç gerek yok. Siz evde görüşürsünüz zaten sonra, tamam? Hadi gidelim biz. Gül. Beni yanlış tanımanı istemem. İlk defa böyle bir şey hissediyorum. Böyle bir şey yaşıyorum. Ben de hocam. Bence şu an bana Kemal diyebilirsin.